El Fethur Rabbani vel Feyzur Rahmani Sultanül Evliya Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sohbetleri. 26. sohbet. Halinden insanlara şikayetçi olmamak. Bu konuşma hicretin 545. yılında Zilhicce'nin 20. günü dergâhta yapılmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyururlar. Musibetleri gizli tutmak aşk hazinelerindendir. Ey maruz kaldığı musibet ve sıkıntıları sayıp dökerek insanlara şikayetçi olan kişi. Halka şikayetçi olman sana hangi faydayı sağlar? Kendilerine şikayetçi olduğun o insanların sana ne faydası dokunur ne de zararı. Sen onlara dayanıp güvendiğin ve izzet ve celal sahibi Allah'ın kapısında onları Allah'ın iradesinde ortak yapmaya devam ettiğin sürece seni Allah'tan uzaklaştırırlar. Onun gazabına uğrattırırlar ve onunla aranı perdelerler. Sen ey cahil, alim olduğunu iddia ediyorsun. Allah'a değil de dünyaya talip olman da senin cehaletin cümlesindendir. Maruz kaldığın sıkıntıları sayıp dökerek insanlara şikayette bulunmak suretiyle kurtulmayı istiyorsun. Yazık sana! Yemeye ziyadesiyle hırslı olan şu köpek yakaladığı avı yemeden muhafaza etmeyi öğreniyor, yeme hırsını terk edebiliyor, fıtratında mevcut bir hasleti, yeme hırsını bir kenara itebiliyor. Aynı şekilde av için eğitilmiş şu vahşi kuş, kendi fıtratında mevcut yeme hırsına karşı gelebiliyor. Yakaladığı avı hemen yeme alışkanlığını bırakabiliyor ve onu sahibine teslim edebiliyor. Senin nefsin öğretilip eğitilmeye bu ikisinden daha layık ve daha yatkındır. Böyle olduğu halde sen onu eğitemiyor, terbiye edemiyorsun. Ona öğret, anlat, ta ki senin dinini yemesin, parçalamasın, uhdesine bırakılmış Allah emanetlerine hıyanet etmesin. Müminin dini onun etidir, kanıdır. Nefs müminin bu etini ve kanını yiyebilir, parçalayabilir. Onun için nefsini öğretip, eğitip, terbiye etmeden onunla arkadaş olma. Ne zaman ki öğrenir, anlar ve mutmain olur, yani nefsi mutmaine haline gelir, işte o takdirde onunla arkadaş, sohbettaş olabilirsin. Bir de her nereye yönelirse yönelsin, hiçbir halde onu yalnız bırakma. Daima ve her halükarda murakabe altında tut. O, mutmain olduğu zaman yumuşar, halim, selim bir hal alır, hakikatleri bilir, takdir-i ilahinin kendisine getirdiği kısmetlere razı olur, halinden şikayet etmez. O derece uysallaşır ki halis buğday özü ile arpa ekmeğini ayırt etmez. Hangisi gelirse ona razı olur. Bedeni hazlar hususunda isteksiz bir hale gelir. O derecede ki kendisine hiç yememesi yemesinden daha sevimli gelir. Bunu sırf senin hayırlar işleyebilmene,
ibadetler yapabilmene ve hayırlı şeyleri tercih edebilmene yol açmak için yapar. Daha sonraları ahiret konusunda zahid olduğu ve Mevla'yı aradığı zaman onu seninle birlikte arar ve senin kalbinle birlikte onun kapısına gider. İşte bu anda kader ona gelerek der ki, ey yemeyen kişi artık ye, ey içmeyen kişi artık iç. Aklı olan hasta ya bizzat doktorun elinden yer veya yine bizzat onun emri ve müsaadesiyle yer. Ayrıca doktora karşı edepli olmaya, o ne derse onu kabul etmeye ve nefsani hırslarını da bir kenara itmeye devam eder. Ey hırslı kişi! Ey yemek için acele eden kişi! Senin kısmetinde bulunan her şey senin için yaratıldı. O halde onu senden başka kim yiyebilir ki? Giyeceğin elbise, oturacağın ev, bineceğin binek, kendisiyle evleneceğin kişi senin için yaratıldı. O halde onları senden başka kim elde edebilir ki? Bu cehalet neden? Bu durumda sende ne sebat var, ne akıl var, ne de izzet ve celal sahibi Allah'ın vaadini tasdik. Ey kendini beğenmiş kibirli kişi! Kerem sahibi birisine bir iş yaptığın zaman edepli ol. Emeğine karşılık büyük bir servet ve ücret talep etme. Servet de, ücret de senin istemene ve yüzsüzlük etmene lüzum kalmadan ayağına gelir. İşini görmüş olduğun o kerem sahibi kişi, senin hırslı olmadığını, isteme tenezzülünde bulunmadığını ve yüzsüzlük etmediğini görünce, seninle beraber çalışmış olan diğer arkadaşlarından seni ayrı tutacak, sana ayrı bir refah sağlayacak ve seni onların başına şef yapacaktır. İzzet ve celal sahibi Allah, takdir-i ilahiye itiraz edilen ve bu hususta münakaşa yapılan yerde bulunmaz. O, ancak güzel edebin, görünürde ve gizlide sessizliğin, takdir-i ilahiye karşı sürekli muvafakatın bulunduğu yerde bulunur. Kader-i ilahiye, canı gönülden teslim olan herkes ile Allah'ın musahabet ve muaşereti devam eder. Allah'ı tanıyan, Allah'ı bilen, yalnız onunla birliktedir. Ondan başkasıyla birlikte değildir. Yalnız ona boyun eğer, ona itaat eder. Ondan başkasına boyun eğmez. Yalnız onunla diridir. Ondan başkasına nazaran ise ölüdür. Ey oğul! Konuştuğun zaman salih, halis bir niyetle konuş. Sükût ettiğin zaman salih, halis bir niyetle sükût et. Bir şeyi işlemeden önce halis, salih bir niyete sahip bulunmayan kişinin ameli yok demektir. Sen niyetini düzeltmedikçe konuşsan da, sükût da etsen
yine de günah içindesin. Çünkü niyetini düzeltmemişsin. Sükût etmen de, konuşman da sünnete uygun değil. Hal ve şartlar değişip de geçim sıkıntısına düşünce hemen Allah'a karşı tavrınızı değiştiriveriyorsunuz. Bu sırf bir lokma için. Dünyalık bir metadan mahrum kalınca hemen Allah'ın diğer nimetlerini de inkar ediyorsunuz. Bu da bir nimet eksik olduğu için. Sanki hepiniz birer cebbarsınız. Allah'a tahakküm eden ve ona talimatlar veren birer mütekebbirsiniz. Bu hareketlerinizle sanki ona şöyle talimatlar vermiş oluyorsunuz. Şunu yap, şunu yapma. Niçin yaptın? Şunun şöyle olması lazımdır. Bu hal, hareket ve tavırlar sizi Allah'tan uzaklaştırır. Allah'ın gazabını üzerinize çeker. Sizi huzur-u ilahiden tard ettirir. Sen kimsin ey insanoğlu? Sen değersiz ve hakir bir sudan, meniden yaratıldın. İzzet ve celal sahibi Rabbine tevazu göster. Onun zatı için alçak gönüllü ol. Takva bulunmadıkça İzzet ve celal sahibi Allah'ın nazarında da onun salih kulları nazarında da hiçbir değerin olmaz. Dünya bir hikmettir. Ahiretin tamamı ise bir genişlikten ve bir gınadan ibarettir. Ey ahali! Sizin üzerinizde gözcüler, bekçiler vardır. Siz, İzzet ve Celal sahibi Allah'ın murakabesi altındasınız. O'nun koruması altındasınız. O'nun kendisine vekaleten vazifelendirdiği varlıklar tarafından korunmakta, gözetlenmektesiniz. Sizin bundan haberiniz yoktur. Akıllı olunuz. Aklınızı başınıza toplayınız. Kalp gözlerinizi açınız. Sizin birinizin evinde bir topluluk hazır olduğu zaman o, yani ev sahibi, ilk konuşan olmasın. Aksine o, sorulanlara cevap vermek için konuşmuş olsun. Bundan başka kendisini ilgilendirmeyen konularda da misafirlerine soru sormasın. Tevhid farzdır. Helal kazanç aramak farzdır. Kişinin kendisine gerekli olan ilmi ve her türlü malumatı öğrenmesi farzdır. Amellerde ihlas farzdır. Amellere karşılık beklememek farzdır. Fasıklarla münafıklardan kaç, uzak dur. Sıddık salihlere iltihak et, onların arasına katıl. Eğer mesele müşkilleşir de kimin salih, kimin münafık olduğunu ayırt edemezsen, o zaman geceleyin kalk, iki rekat namaz kıl. Peşinden de Allah'a yakararak şöyle dua et: Ya Rabbi, bana salih kullarını göster. Bana, sana gelmemde kılavuzluk edecek kişileri göster. Göster ki bana senin taamından yedirsin, meşrubatından içirsin. Sana yakınlığımın gözünü senin yakınlığının nuruyla sürmelesin. Taklidi olarak değil,
aşikare gördüklerini bana haber versin. Tasavvuf erbabı, İzzet ve Celal sahibi Allah'ın lütuf nimetlerinden yediler, ünsiyet meşrubatından içtiler, yakınlığının kapısını müşahede ettiler. Sadece haberle kanaat etmediler. Aksine mücahede ettiler, sabrettiler, sıkıntı ve meşakkatlere katlandılar, tahammül gösterdiler. Hem kendilerinden hem de diğer insanlardan ve bütün fanilerden geçtiler. Öyle ki onların nazarında hayır apaşikar hale geldi. Rablerine vasıl oldukları zaman o da onları terbiye etti, tezyin etti. Onlara hikmetleri ve ilimleri öğretti. Kendilerini mülküne muttali kıldı. Gerek göklerde ve gerekse yerde ondan başkasının bulunmadığını, verenin de mani olanın da hareket ettirenin de durduranın da takdir edenin de hükmedenin de aziz kılanın da zelil kılanın da musallat edenin de emrine verenin de kahredenin de ancak ve yalnızca o olduğunu kendilerine öğretti. Allah onlara kendi katındakileri gösterir. Onlar da kalp gözleriyle onu görürler. Neticede onların nazarında ne dünyanın ne de dünya saltanatının hiçbir değeri kalmaz. Allah'ım, hakikatleri onlara gösterdiğin gibi bizlere de göster. Hem de afile, afiyetle beraber. Ve bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Ey ahali! Takvayı terk ettiğinizden dolayı tevbe ediniz. Yeniden takvaya dönünüz. Takva bir devadır, ilaçtır. Onu terk etmek ise bir derttir, hastalıktır. Tevbe ediniz. İçinde bulunduğunuz günahkar durumdan dönünüz. Zira hiç şüphe yok ki tevbe bir devadır, ilaçtır. Günahlar ise birer derttir, hastalıktır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hitaben şöyle dedi: sizin devanızın ve derdinizin ne olduğunu size söyleyeyim mi? Sahabiler dediler: evet ya Resulallah, haber ver. Allah Resulü buyurdular: sizin derdiniz günahlardır. Devanız da tevbedir, günahlardan dönmektir. Tevbe imanın ayrılmaz eşidir. Zikir meclislerine devam etmek, İzzet ve Celal sahibi Allah'a kullukta bulunmak ise tevbe için bir şifadır. İman diliyle tevbe ediniz. İşte o zaman felah bulursunuz. Tevhid ve ihlas diliyle konuşunuz. İşte felah size o zaman yetişir. İzzet ve Celal sahibi Rabbinizden musibetler geldiği zaman imanınızı silah olarak kullanınız. Allah kendisinden razı olsun.
Abdülkadir Geylani Hazretleri her sohbetin başında Elhamdülillahi Rabbil Alemin der, bunu 3 defa tekrarlardı. Her söyleyişin akabinde de bir lahza sükut ederdi. 3. söyleyişten sonra duaya ve Allah'a yakarışa devamla derdi ki, mahlukatının adedince, arşının büyüklüğünce, zatının rızasınca, kelimelerini yazacak mürekkeplerin çokluğunca, ilminin sonsuzluğunca ve bütün yarattıkları sayısınca Allah'a hamdolsun. O ki gaybı da bilir, hazırı da. O ki Rahmandır, Rahim'dir, Melik'tir, Kuddüs'tür, Aziz'dir, Hakim'dir. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, şeriki, ortağı yoktur. Mülk de, hamd de yalnız ona mahsustur. Diriltir, öldürür. Kendisi ebediyen diridir, asla ölmez. Hayır onun elindedir. O her şeye kadirdir. Dönüş de yine onadır. Ben şehadet ederim ki Muhammed aleyhisselam onun kulu ve resulüdür. Onu hidayetle ve hak dinine göndermiştir. Ta ki bu hak dini bütün batın dinlerin üzerine çıkarsın, müşriklerin hoşuna gitmese de. Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun soyuna salat selam eyle. İslam ümmetinin önderini de, İslam ümmetini de muhafaza eyle. Tebeayı da, tebeanın başındakini de sen koru. Onların kalplerini hayır bahsinde birbirine kenetle. Hayırlı işlerde birlik olsunlar. Birinin şerrini diğerinden def et. Birbirlerine zararlı olmasınlar. Allah'ım, sen bizim kalplerimizi biliyorsun. Onları ıslah et. Sen bizim ihtiyaçlarımızdan haberdarsın. Onları veriver. Sen bizim günahlarımızı biliyorsun. Onları affediver. Sen bizim kusurlarımızı, ayıplarımızı biliyorsun. Onları örtüver. Bizi nehyettiğin yerlerde görme. Nehyettiğin yerlere gitmiş olmayalım. Emrettiğin yerlerde de bizi arar duruma düşme. Biz daima senin emrettiğin yerlerde bulunalım. Bize zikrini unutturma. Bizi mekrinden emin kılma. Bizi kendinden başkasına muhtaç etme. Kendinden başkasına meyleder ve el açar duruma düşürme. Bizi senden ayıran her şeyi bizden ayır. Bize zikrini, şükrünü ve güzel bir kullukla kulluk etmeyi ilham eyle. Bunları söyledikten sonra Abdülkadir Geylani Hazretleri yüzünü sağına çevirerek şöyle derdi: Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Allah'ın şanı ne yücedir. Yalnız Allah'ın dediği olur. Azamet sahibi yüce Allah'ın kuvvet, kudret ve iradesi taalluk etmeden kainatta hiçbir şey vuku bulmaz. Sonra Abdülkadir Geylani Hazretleri bunu aynen bir defa kendi yönü istikametine bakarak söyler, bir defa da yüzünü sol tarafına çevirerek söylerdi. Daha sonra da şöyle derdi: Ya Rabbi, kötü fiillerimizi ifşa etme.
Günahlarımızı örten perdelerimizi yırtma. Kötü amellerimiz nedeniyle bizi cezalandırma. Bizi gaflette bırakma. Gaflet ve nisyan üzere bizi cezalandırma. Ya Rabbi, eğer unutur veya hata edersek, bu yüzden bizi muahize etme. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, takatimizin yetmeyeceği hiçbir şeyi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları affet. Bizi mağfiret eyle, bağışla. Bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafir kavimlere karşı da bize yardım et. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu son yakarışı da söyledikten sonra söze başlar, daha önceden hiç hazırlık yapmış olmaksızın gayb hazinelerinden Allah diline ne verirse onu söylerdi. Sohbetlerinde çok nadir olarak ilk söze Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisleri veya hukemanın hikmetli sözlerinden bir sözle başlar, teberrüken önce Allah Resulü'nün hadisini okur, sonra da konuşmasını bu hadis üzerine bina ederdi.